Arkadaşlar hepinize selamlar. Adminlik serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geldi biri hemen. Çarptı, nasıl çarptı? Her neyse arkadaşlar, şimdi 1.27'nin ilk adminlik videosu. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum arkadaşlar sizlere. 1.27 multipleri çıktı biliyorsunuz. Bununla birlikte ilk adminlik videomuz arkadaşlar. Şimdi skodama şöyle ayarladım ben, göstereyim, rengini koyu lacivert yaptım. Üzerine de tek bir şöyle polis lambası taktım, yanıp sönüyor. Yani sivil polis aracı gibi dolaşacağız arkadaşlar. Ayrıyeten şu anda adminlik girişi yapmadım, onu da söyleyeyim. Hemen yanıma insanlar gelmeye başladı, ben yaptan çıkayım, kimseye de mani olmayayım arkadaşlar. Şunu kapatırsam işler tamamdır. Tamam, sağım solum temiz, ben yavaştan yoluma çıkayım arkadaşlar. Kimseye rahatsızlık vermek istemem. Sunucu tam istediğim şekilde arkadaşlar. Fazla yoğun değil bu yol. Yani tam böyle adminlik devriye videosu yapılacak şekilde. Yani süper bir yol şu anda. Tam istediğim gibi, yani ben sizlere öyle söyleyeyim. Güzel bir devriye olacak inşallah. Şöyle kazasız belasız tabii ki de. Bu Skoda'dan şey geliyor ya, tır sesi falan geliyor. Yani fark edeniniz var mı bilmiyorum ama böyle arada pıs pıs yapıyor. Sesler çıkartıyor garip garip. 1.27 zaten bir sürü de şeyi değiştirdiği için arkadaşlar, yani bu Skoda'yı da bozdu herhalde diye düşünüyorum. Hemen şöyle önümüzde bir şey olunca sirenleri açacağım arkadaşlar. Olay düzenine kadar. Pingimiz bakalım 82, güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Arkadaş kasıyor galiba, aynen. Arkadaşın pingi çok. Bunda bayağı bir kasma sıkıntısı var. Of, bayağı kasıyor hem de. İyi, benzinimiz güzel. Rahatça götürür bizi Duisburg'a kadar. Şunu geçmem lazım benim. Şöyle bir dakika. Şu benzinliği bir bekleyeyim de şimdi. Benzinlikten falan biri çıkar. İşte gördüğünüz gibi bakın, biri çıkıyor benzinlikten. Yani sollarken karşısında olmak istemem. Buna dikkat edin arkadaşlar. Yani başınız ağrımasın. Şurada benzinlik ikili olsa çok güzel olacak ya pompa. Sadece Fransa'ya koymuşlar bu çift pompaları nedense. Neyse ben şöyle yavaştan geçeyim. Yoksa çarpışacağız. Hiç yol da vermiyor ha. Full gaz gidiyor adam. Pingi var. Bu arkadaş sol diyor, biraz yavaşlayayım demiyor. Yani neyse, biz devam edelim arkadaşlar. Aman ha, kayıyor, vallahi kayıyor ya. Ha, gene yaptı. Bu sesi yapacak herhalde sık sık. Yani adamlar bütün şeye basmış herhalde, araçlara basmış. Yani bir dosya halinde bütün araçları tanımladıysa sürekli yapacak herhalde bu sesi. Yani oyuna eklemişler çünkü direkt. Aman ha, aman Murat. Aman Allah, abi ne oluyor la? Sana da bip kardeş. Abi çok hızlı geliyorsunuz la. Vallahi çok hızlı geliyorsunuz. Aman ha. Aman çarpışmayalım. Vallahi yol çok güzel ya. Boş. Yani biraz daha kalabalık olabilirdi ama. Evet, onu söyleyeyim. Yani o Rotterdam tarafı güzel de. Yani burası çok boş kalmış ya. Biraz daha kalabalık olabilirdi. Yani biraz şöyle bir iki olay, kaza, ne bileyim, değişik bir şeyler olabilirdi. Yol çok boş kalmış. Adam kendini kamufle etmiş çimlere. Bak bak, gelişe bak ha. Kaçmasam dışarı vuracak bana. Ya bu 1.27 ile araçlar şey mi olmuş böyle? Fiziği mi değişmiş? Ne olmuş abi sanki? Bir garip geldi.
Vallahi bir garip geldi ama. Hadi hayırlısı. Bak gelişe bak millet. Millet coşmuş ya. Aha burada bir olay var gibi. Şimdi yavaşlayalım burada. Aha aynen burada bir sıkıntı var. Neyse F'yi de enter yaptı. Kim? Bu ne yapıyor? Aa bunlar bir lojistik galiba. Ulan ne güzel ha. Vallahi 3 arkadaş böyle yavaş yavaş. Renkleri falan da güzel yapmışlar. Böyle tırları bir de şey değil. Tam modifiyeli değil böyle acemi tır gibi. Çok güzel olmuş. O yüzden çok beğendim. Yani böyle abartı ışıklar falan. Ne bileyim tırda böyle modifikasyon yeri olur ya. Scania'da böyle ekstra modifiye yerleri var. Yani her tarafı dolduracak illa. Yani abi berbat oluyor o şekilde. Bu adamlar çok güzel yapmış. Böyle hafif modifiye ışık koymuş üstüne. Yani süper olmuş. Üçü de manyak olmuş abi. Helal olsun. Benzin gene azalıyor maşallah. Bu Skoda'nın da benzini çok bitiyor ya. Dayanmıyor. Onlar da bayağı boşmuş ya. Ben bu kadar boş olacağını tahmin etmiyordum. Yani bayağı boşmuş. Anam anam adam ne geçti lan yanından. İyi en azından herkes düzgün sürüyor ya. Sıkıntı yok. Vallahi millet güzel gidiyor. Şu ileride bir olay var galiba. Neyse bu kendi kendini kurtarır da şu ileride bir trafik durumu mu var yoksa park mı ediyorlar acaba? Bunu anlayamadım. Ha, park etmişler. Bak bak dönüşe bak ya. Abi bunlar ya ben anlamıyorum abi. Yolun ortasında bu şekilde dönmek nedir ya? Abi nasıl bir cesarettir bu? Adam yolun ortasında bildiğiniz dönüyor yani. Hey Allah'ım ya. Sonra ben yiyince ne yaptım? Hemen alt tarafı dönüyordum falan. Yani onu anlamıyorum abi. Onu üzülüyorum sonra yani. Bir şey yapmadım ki alt tarafı dönüyordum mesela. Lag oldu. Yolun ortasında sıkıştım kaldım. Dönemedim. Ya abi yani yaptınız zaten en başta. Yani o dönüş şekli hata zaten. Anam 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 anam. Kayıyor. La bu başarımı da sürekli ben bu yolda kazanıyorum ama. Anlamadım gitti hep buradan geçiyorum zaten ben. Yani ekstra bir şey yapmıyorum ki. Bakalım servisimiz nasıl. Evet servis. Yani fena değil yoğun. Şuraya bir çıkayım ben. Şurada bir durayım. Bir bakayım etrafa. Aha bu kamera gene aşağı gidiyor. Of of of. Ne yapıyorsun lan? Deli. Tamam bir saat banlayalım ya. Fazla şey yapmaya gerek yok. Yani kasıtlı yapmadı büyük ihtimalle. Abi 2 dakika durmaya gelmiyor. Hemen çeviriyorlar etrafa bak. Rahat dolaşamıyorum ya. Evet, burası tamam. Burada ekstra bir şey yok arkadaşlar. Devam edelim yolumuza.
Şuradan bir benzin alayım. Gene benzin benim. Maşallah hemen. Hemen bitiyor hemen. Ya bu Skoda'ya bir çözüm lazım yani. Bu kadar çabuk bitmemesi lazım bu benzinin. Şurada ikili pompa falan olsa süper olacak ya. Sıkıntı o işte. Yani şu pompa ikilenmeli arkadaşlar. Yani burada tek pompa var. Fransa bölgesi full iki pompa. Yani olmaz ki. Yani çift pompa geliyor, yarım yamalak geliyor. Yani çift pompa koyacaksanız hepsine koyacaksınız veya yani çift pompa değil. Yani şöyle söyleyeyim, büyük benzinlikler var mesela. Yani kocaman. Yani onlara bile bir tane koymuşlar. Yani bir tane pompa var. İkinciyi bile koymamışlar, öyle söyleyeyim ben size. Yani insan abi o kocaman benzinliklere 3-4 tane pompa koyar ya. Adamlar var ya, bu haritayı ellememiş. Yani bir tek Fransa bölgesine çalışmış zaten. Onların da benzinlikler büyük ama yine 2 pompa var totalde toplam. Yani şaka gibiler ya. Vallahi billahi. Neyse ben şu arkadaşı geçeyim. Hemen böyle kayıyor. Tamam, burada park etsin. Sıkıntı yok. Nasıl olsa şey. Yani kalabalık değil yol. Kalabalık olmayınca zaten sıkıntı yok arkadaşlar, biliyorsunuz. Şimdi şöyle yapalım. Bu yoldan boşuna tekrardan gitmeyelim. Bir şöyle yanaşayım ben. Evet, hızlıca bir Rotterdam'a geçtik arkadaşlar. Yani boşuna gitmenin bir anlamı yok zaten. Adı üstünde devreye yani. Elimizden geldiğince her tarafa bakmaya çalışalım. Şöyle bir Rotterdam turu yapalım. Ah Rotterdam, o eski Rotterdam nerede be? Lan buralardan var ya geçilmezdi ya. Kalabalık olurdu serviste uçan uçana. Vay be. Burada ters yönler falan, üf üf. Millet ters yönden falan giderdi. Bu arkadaş yolun ortasında durmuş, ona bir bakalım. Şöyle döneyim ben. Şu altı sürtüyor, içim gidiyor ya. Yolun ortasında durma bari kardeşim. Mum, burada durmak yasak. Devam, devam. Buraya park yapmak yasak arkadaşlar. Zaten aha gene aşağıya gidiyor bu. Yani zaten direkt yolun ortası yani adamın durduğu yer. Neyse kırmızı yanıyor, onu bekliyor herhalde. Tamam, sirenimizi kapatalım arkadaş. Güzelce devam ediyor onunla. Doğru, sesini hafiften çatlattık ama niye durdu? Dörtlüleri yanıyor ayrıca. Yani fark edemedim. Şöyle ben döneyim. Tekrardan kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Şuradan dönelim hemen. Şöyle bir Europort'a doğru gidelim. Başka nerelere gidebiliriz? Yani böyle bir Amsterdam, Rotterdam, yani o çevrelere mi baksak arkadaşlar ekstra olarak? Yani nasıl bir şeyler yapabiliriz? Siz yine yorum olarak yazın düşüncelerinizi.
Yani güzel fikirler falan çıkıyor arkadaşlar. Yaparız yani. Ne bileyim işte Duisburg'a falan giderim. Oradan garajdan hemen Rotterdam'a geçerim. Rotterdam'dan araçla basarız. Amsterdam'a geçeriz falan. Yani olabilir çünkü oralar da kalabalık yani. Bu çevre kalabalık sürekli. Rotterdam, Duisburg, Calais, Amsterdam, Paris, işte Brüksel. Yani buralar yani oyunun yoğun olduğu yerler arkadaşlar sürekli. Bayağı kalabalık oluyor. Tabi burası şu anda bomboş. Burada ne olmuş la bu adamın? Borsa kalmış da neyse burada zaten kick ban atmaya gerek yok. Zaten orası şey yani çarpışmasız alan sıkıntı olmaz. Onu söyleyeyim. Şimdi biz basalım bir güzel köprü altına gidelim arkadaşlar. Orada aracımızı sağa çekelim hemen bir bakalım ne var ne yok. Ne güzel selektör yapıyor ha. Bakın burada kaçta gidecekmişiz? 100 diyor. Burada 100 diyor ama şu ileride yine düşürüyor galiba. Ya bu tabelalarda sıkıntı zaten ya. Aha burada 50'ye düştü mesela. Burada adam 150 ile 160 da gidiyor, 200 de gidiyor Skoda'yla. Adam aradan çıkıyor sonra diyor önümü kesti, çarptı bana diyor. Ya abi sen 200 de gidiyorsun. O adam mesela yani nasıl hesaplayabilir ki onu yani? Bakıyor çok uzakta. Hemen çıkayım geçerim diyor. Adam 200 de geliyor zaten bir bakmış dibinde hemen kaza. Yani bunu şöyle söyleyeyim iki taraflı olarak incelemek lazım. Yani birisini banlıyorsan diğerini de banlayacaksın. Hadi 50 yazıyor 100 de gidersin eyvallah. İki kata en fazla. Yani abi 200 de gidiyor. 150 ile falan gidiyor yani. Zaten 100 de gitsen bir tırla orada. Yani çok rahat bir şekilde durursun zaten. Yani durabilirsin hiçbir sıkıntı yok. Ama Skoda ile uçuyor millet. Yani o sıkıntı. Şu anda 6. vitesteyiz. 200'ü geçecek şimdi. Ve 200. 200'de aracın bir sesi değişiyor. Fark ettiniz mi onu? Yani 200'de bir sesi böyle azalıyor mu diyeyim. Bir şey oluyor abi sesinde bir değişiklik oluyor. Tam 200'de fark ederseniz. Bunu söyleyeyim. Yani fark etmediyseniz bir deneyin onu. 200'de aracın sesi değişiyor. Şu anda bildiğiniz ibre dönüyordu, dönüyor yani. 230 olacak. Evet, 230 yaptık tamam, yavaşlayabiliriz. Şu an sesi dinleyin bir. Bakın. Fark ettiniz mi? Sürtme sesi sanki lastiğin yolu sürtme sesi geliyor gibi bir şey oluyor. Garip bir şekilde. Dönelim. Herhalde gelen giden var mı? Neyse yol hakkı bizim zaten. Yavaştan şöyle çıkalım. Sıkıntı olmaz. Şöyle şuraya çekeyim. Bu arkadaş zaten karşıdaki sarılı arkadaş videonun başlangıcında yanımdaydı. Yani video bitti. Hala burada adam. Helal olsun. Evet arkadaşlar devriyemiz de bu şekildeydi. Yani fazla bir aksiyon yoktu. Bir dahaki sefere biraz daha bir yoğunluğun olmasını
bekleyeceğim arkadaşlar. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Biraz daha yoğun olmasını bekleyeyim mi yolun? Yani başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Fikirlerinizi yazın. Hepinize şimdi iyi seyirler. Görüşmek üzere.